Semih'ten tamamen uzaklaştığını, Semih'i unuttuğunu asla bunu göre. Semih şunu hissetsin. Hazal'ın gölgesi üzerimde, bunu hissetsin. Bunu ben bu evden hissettiriyorum. Sen de o evden yine kendin ara ara gel buraya. Bu tarzda şeyleri yok, onu sorguluyorum. Yani dünkü gibi sen bu eve gönderdiklerinde gelmemezlik yapma. Ya o an, o olaylardan sonra ne yapacağım, ne edeceğimi bilmiyorum. Gel, ben varım bu evde. Didem var. Beraber oturur konuşuruz. Gölgeni hissetsin. Ya bir tamam şey söyleyeyim. Bak, mi? Ben zaten senin gerekli cevabı verdiğini söyledim. Gerekli dalga cevabı geçerek, verdiğine öyle, eminim. Dalga geçerek yaptığını da biliyorum. Bak, gerekli cevabı verdiğine ben de eminim. Ama ben bile geldiğimde lavabodaydım. Bir geldim baktım ki Gamze ile dışarıda konuşuyor. Ben sinir oldum. Senin sinir olmaman imkansız. Bak ben sinir oldum. Tamam mı? Semih Ahmet dedi ki cevabını verdim. Şudur budur. Onun üzerine gittim. İşte öyle saçma sapan bir şey söyledi. Bak bu kız biliyor Semih'in onu el olmayacağını asla bir şekilde böyle bir ben şey de dedim, olmayacağını aynısını biliyor. Dedim. Ama şu an seni sinir etmek için bunu yapıyor. Ya çünkü malzeme bak, çıktı ben ona. Ki, aradan çok uzun bir zaman geçer. 2-3 ay geçer artık Semih'in sevgisi biter. Başka bir aday gelir onu tanır. Bak onu da tanır ama Gamze'nin nasıl bir kişilikte bir insan olduğunu bildiği için. Gamze de zaten hiçbir şekilde olmaz. İşte Semih'in de en nefret ettiğim huyu ne biliyor musun? Üzerine gittikçe yapmaya çalışıyor. Üzerine gitmek istemiyorum ama içim de yiyor. Korktunuz mu basamakları sert basınca? Korktum Hazal gelecek şey yapacak. Ben buradaydım. Gittim oraya. Ya Gamze bana çok komik geliyor ya. Bak adımlarımızı sağlam atmamız gerekiyor. Senin şu ana kadarki tavırların çok güzel. Ağlamıyorsun artık. Tamam güzel. Ağlarım diye dalga geçerler. Şimdi ağlamıyorum diye dalga geçiyorlar. Hiç umursama. Umurumda bak, değil zaten. Kulağını kapatıyorsun. Tek bir yere odaklanıyorsun. Semih. Tamam mı? Zayıf noktasını sana söyleyeyim. İki cilve yap. Tamam mı? İki cilve yap. O adama, Semih'e yaptıramayacağın hiçbir şey yok. Şimdi nasıl yapayım cilve? Sana taktik vereyim mi? Bu eve gel. Tamam mı? Bu eve geldiğinde güzelce giyin. Geliyor. Ha gitti tamam. Güzelce giyin. Çiçeksiz elbise. Ya istediğin gibi giyin. Gel. Semih'in yanında dolan. Gez böyle. Yine her gün bir şey için işte yağ için gel, tuz için gel. Ne bileyim başka bir şey için gel. Değiştiğini, o cilvelerini görsün. Bak açık açık söylüyorum, sen benim kardeşimsin. Açık açık söylüyorum bak, Semih'e bunu yaparsan tamam mı? Ve tartışabileceğini de o gücü de hissettirirsen tamam. Geçmiş olsun. Şu an neden kıskanıyorum biliyor musun? Neden? Çünkü onun kalbinde ben olduğumu biliyorum. O zaman kafamdan sildim falan deme. Of! Ne of? Seni göndermiyorlar mı? Hayır, Berk Erkurumuz odaya gidiyor. Ay bir de Gamze iyi davranıyor. Bak bunlar da seni sinir etmek için. Evet, yemin ediyorum seni sinir etmek kıskanacak için. Kıskanacak mı diye yapıyor. Bak, ben bilmiyor muyum ya? Aynen öyle. Semih normalde benim tanıdığım Semih. Gamze gelip baş başa konuşmak istediğinde Gamze benim konuşulacak bir şeyim yok der gönderirdi. Zaten öyle gönder. Biraz daha kibar davrandı. Çok kibar davrandı. Kibar davranmasının sebebi de buydu zaten. Senin tepkilerini ölçmekti. Abdan aptalaca savundu. Hazal evine dönebilir diyor. Yo ben gördüm evine dönebilir yazmış. Şahin bak harbiden kafanı yüzünü yamultuyorsun. Tam gelecek. Gelme gelme. Az değil ha. O da az değil. Şimdi bak o da az değil. Söylenmiyor. Ben Gamze'nin yemeklerini yapmayayım da. Bırak yapsın ya. O kadar ırkladım. Ağlayacağım bak yine. Evde şaka yaptım. Gittim böyle. Sen haftalarca kıza aday oldun, ben bir şey demedim Şahin. Ama aday, ben şimdi kızı şey düzelteceğim dediğim zaman zoruna gidiyor. Ya düzeltmek sana mı kaldı abi, ben anlamadım. Bana kaldı ya kardeşim. Sen denenin olmadı, o denenin olmadı. O düzeltecek bir dünya insan var. Sen denen. Ya acayip ya. Vallahi benim babam da çok sever fıkra anlatmayı. Karadeniz fıkralarına özellikle hastayımdır zaten. Adnan ne yapıyorsun? Karadeniz fıkraları ne olur? Ben çok susadım ya. Susamış mıydın ya sen? Teşekkür ederim. Sen ne yaptın? Şahin ya böyle bir değişik bir bana bakışları bile böyle bir öfkeyle bakıyorsun. Nasıl böyle bir şey düşünebilir ama ya? Kim? Şahin. Düşünmüyor zaten, senlik bir şey yok diyor da yani
Yine de beni zoruna gitti. Gamze ile beraber hani onun zoruna giden ne biliyor musun? İlk defa diyor bir erkekle baş başa konuşacağım. Şey diyorum ben Gamze'yi düzelteceğim diyorum. Bir abisi olarak hani şey vereceğim ona akıl vereceğim. Adam değil bilmem ne dedi ya bizim hepimize. Hepinizden özür dileyecek diyorum. Sana mı kaldı diyor abisinin onu düzeltmek diyor. Boş ver abi. Ama Gamze bu zaten her hafta da eleştiriyor. Tamam onu biliyorum zaten evet. Ama kız bana iyi geliyor şey abi. Diyeceğim. Yani ben şimdi bana bir şey demiyor, kötü bir şey demiyor anladın mı? Ben bana da iyi geliyordu. İyi geliyordu. Sen de hepimizin karşısında durdun onun için. O zaman da sen şu bana diyordun ki Gamze'yi ne diye savunuyorsun seni diye sen de bana geliyordu, diyordun. İyi niyetli geliyordu şimdi yanlış anlarlar. İyi niyetli geliyor evet. Ha. İyi geliyor derken bana gelip de yaralarıma merhem olmuyor yani. Yok ben yanlış anlamam. İnsana yanlış anlayabilir. Biz mesela bak ayrıyken konuşabiliyor musunuz? Ben bunu anladım. Hani anladın mı? Konuşabiliyor musunuz biz ya? Konuşabiliyor musunuz valla. Değil mi? Adnan baksana. Güzel yani. Niye birlikteyken konuşamıyorduk acaba? Ben de onu düşünüyorum. Ya işte diyorum ya hele şu börek olayında. Sana börek getirdi ya. Evet. Sadece sana özel değil. Bu eve getirseydi o böreği. Ve sen o börekten yeseydin. Yedim. Ben yok. Biz sevgili birlikte oldum. Olsaydık. Ha. Ben herhalde sen nasıl yersin falan yapardım. Bak işte belki bu. Kendiyle dalga neyse. Geçebiliyor. Evet. Bak bunlar ne, güzel. Bir dakika ne diyecektin? Yani. Bunlar güzel. Görüşürüz. Şimdi çık git aklında kalsın. Ben ondan sonra onu devamlı aklına sokacağım. Ama şu hareketlerini yap işte. Bardağı alsam bak, ya. Bir şey diyeceğim sana. Gel gel. Yemek yap. Tamam ona getirme. Oltaya getir. Bugün mü yapsam acaba? Bilmiyorum bugün yapar mısın yapmaz mısın da yap yemeği oltaya getir. De ki arkadaşlar işte içimden geldi size yemek yaptım da yemek getir. Su yavaş yavaş içmek istiyorum kardeşim. Tamam al bardağı götür. Bardağı seni sakla bardağı. Allah. Öyle az alsın. Çok komik bir fıkraydı. Çok çok. Oynayın ya Allah Allah. Enişte. Atacak bardağı şu an. Şu an bardağı atman lazım artık bir dakikadan sonra. Teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşürüz. Ne demek? Görüşürüz. Çok selam söyle. Güda'ya selam söyle kardeşim. Düşünmem lazım. Tuz almıyor musun ya? Ne? Tuzu. Ne? Ha, ay çok özür dilerim ya nasıl unuttum. Oğlum ver tuzumuz bahane babişim. Kızlar nasıl yapacak yemek? Niye bahane olsun bahane. Kardeşim? Gören de seni görmeye geldi zaten. Vallahi. Allah hiç sesini duymadığımız Gamze ile hala tartışıyor musun? Yok valla Gamze bir konuşuyor da kaydarmıyorum onu. Benim arkadaşım senin için bahane olsun diye tuz için mi geldi? Dilden kardeşime selam söyler misin? Aleyküm selam sen iste yeter. Ben kız tarafıyım yani. Ona da belirt ama bir sıkıntısı olursa eğer Adnan her zaman buradayım ve yanındayım. Hadi. Hadi. Dikkat et kardeşim kendine. Görüşürüz kardeşim. Hadi. Hadi.